Sevgili canlar, Bilefet Alevi Kültür Merkezi'ndeyiz. Sevgili pirimiz yanımızda, Alişan pirimiz yanımızda. Dede, Aleviler yaşarken cemevlerine gidiyorlar. Cemevleri Alevilerin ibadet yeri. Ama son dönemlerde bir grup can, Hakk'a güven canlarımızı camilere götürmeye başladı. Söz sende, kendini tanıtarak bu konudaki görüşlerini bizimle paylaşır mısın? Buyur. Evet, teşekkür ediyorum böyle güzel ve mantıklı bir soru sorduğun için. Ben Alişan Yılmaz Dede, kendim Dersimliyim, Kureşan Ocağı'ndanım. Alevi inancında dilimiz döndükçe hizmet etmeye çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda yaşanan bu durumda can sıkıcı, gerçekten üzücü olaylar. Alevice yaşamın içerisinde Alevi inancının geleneksel yapısına aykırı davranmak bence doğru bir mantık değil. Alevice yaşıyoruz. Bizim Kabe'miz insandır. Bizim yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Erenlerin, evliyaların yoludur. Biz insanı alırız, Kabe olarak alırız. Yaşarken Alevice yaşamak, onun felsefesine uymak, doğa, tanrı, insan ilişkisinde bütün canlılara saygı duyacak şekilde yaşamak çok önemlidir. Ve bu süreç içerisinde pire, talibe, mürşide etek bağlayıp yol süren erenlerdeniz. Tabii anlatılacak çok şey var. Bunları söylerken, bir canımız Hakk'a yürürken Alevice yaşadığı bir dönemden sonra daha sonra alınıyor, camilere götürülüyor. Camilerde hocaların niyazı şeklinde oturuyor, namaz kılınıyor. Bir sürü yalan dolan, net söylüyorum, gizli saklımız yoktur, açık söylüyorum. Biz Hak erenlerindeniz. Bizim inancımız rızalık şehridir. Bu şehirde Hakk'a yürüyen cana gelen o cenaze erkanında, cenaze namazı da değil, erkanıdır o meydanda, o erkanda bir rızalık alınıyor. Onun için ben şunu net sesleniyorum. Ey Alevi pirleri, ey Alevi canlar, toplumun önünde gerçekten bu hizmeti edecekseniz yapmamız gereken ikrardır. O ikrarda durabilmektir. Camiye götürüp canlarımızı asimile etmeyin. Asimilasyon bir şekilde böyle başlıyor. Bakın okullarda başlıyor. Hatır için, komşu hatırı için sabah ışığınızı açıyorduk eskiden, değil mi? Artık ona gerek yok. Küçüktük, zerreydik, büyüdük. Bakın bugün federasyonumuz var. Bugün kurum ve kuruluşlarımız var. Farklı görüşlerde olabiliriz ama yol birdir. O sürekli, o bin birlikte bir olmak gerekiyor. İki şeyimiz çok önemlidir. Biri ikrardır, ikincisi lokmadır. Yezide lokmanızı vermeyin. Yezid'den de lokma almayın. Alacağınız o lokma kursağınızdan geri döner, bir gün sizi çarpar. Bunu net söylüyorum. Muaviye'nin masasına oturmayın. Güzel pirler, dönün geleneksel yapınıza. Dönün o güzel yapınıza. İnsanı o merkeze koyun. 72 millete bir canla bakarız biz. Haşa, biz kimsenin inancına karışmayız. O bizim sorunumuz değil. Ama biz kainatın aynasıyız. Hakkın varlık deryasıyız. Madem ki biz bir insanız. İnsan haklı, hak insanda. Özünde ara, ne ararsan kendinde ara. Ne saçta, ne taşta, ne Mekke'de, ne haçta ara. Kendi sırrında ara. Gerçek budur güzel insanlar. Güzel deyişlerimizi Pir Sultan gibi, Firani gibi, Kul Himmet gibi, Nesimi gibi, Şırani gibi o kadar mükemmel yüzyıllardır deyişlerle gelmişiz ki Alevilik burada saklıdır. İnsan Kabe'si burada saklıdır. Bu saklılığı ortaya çıkarmak için dört kapı kırk makamından geçerken dört kapı kırk makam eğitim kapısıdır. Tanrı kelamımızdır. Hak nidamızdır, içimizdedir. Biz başka yerde Tanrı aramayız. Biz bunu ararken, biz bunu yaparken birileri kendi çıkarları için gidip o meydanlarda hocaların, camilerin, siyasetin yanında durup asimliğe yol açacak kişiler maalesef bertaraf olacaklardır. Onlar bu yolda başaramayacaklardır. Çok net söylüyorum. Özellikle Dersim yöresine sesleniyorum. Dersim yöresi Alevi inancının merkezidir. Bakın 100 kilometrede bir boydan bir boya suya taparsınız. Taşa taparsınız, kuşa taparsınız, havaya taparsınız. Bu dört element zaten insan doğasında var olan bir şey. Bizim inanışımız da budur. Doğa, Tanrı, insandır. En büyük enerjiyi doğa veriyor. Munzur'un verdiği enerjiye bari sığının ya, kurban olduklarım. Munzur'un verdiği enerjiye. Türbelerimize gidip bez bağlamayın, taş bağlamayın, resim koymayın. İtikat ile gidin, o da bilgi satın, bilgi alın. En büyük cehalet bilgisizliktir. Eğitimini alabilmek için erenlere danışın. Haşa, çok şey bildiğimiz yok. Ama biz bildiğimizi talibiyiz. Bilmediğimizin de alibiyiz.
Biz böyle bu yoldan bu şekilde geldik. Yüzyıllardır biz bu mücadeleyi bunun için verdik. AKP iktidarı Alevileri asimile etmek için Alevi Bekleşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurdu. Bir de bununla ilgili görüşlerini alalım. Söz seninle, buyur. Teşekkür ediyorum. Tabii söylenecek çok şey vardı. Canlar, güzel insanlar. Alevilik kültür değil. Alevilik bir yaşam biçimidir. Doğa Tanrı yaşam biçimidir. Pir Hünkar Hacı Bektaş'ı verdiğinde dervişler yetişirken pirin net sorduğu bir şey var. Bir hırka mı istersin, bir lokma mı istersin? Lokma isteyen kaybetmiştir, hırka isteyen kazanmıştır. Yol hırkayla yürür. Yani yolun meşhuriyeti buradan, tarihten böyle gelir. Bakın 12. yüzyıl, 9. yüzyıl. Bugün öyle söylenecek kamil bilge insanlarımız var mı? Değil. Bize cümbüş evi diyen bir zihniyeti, bir zihniyetin peşinde biz Emeviler saltanatına o dönemde karşı çıktık. Bakın Hamza'nın ciğerlerini kesip yiyenler daha dün Suriye'de aynı şeyi 70 yaşında bir Alevi dedesinde ne yaptılar? El vicdan. Vicdan cesaretle olur. Eğer cesaretiniz yoksa vicdanınız asla olmaz. Bana kimse bundan net bahsetmesin. Sevgili Alevi pirleri, Alevi dedi. Bu tip Alevi asimilasyonlarına gelmeyin. Özellikle Alevi sanatçılara sesleniyorum. Alevi sanatçıları, Alevilik deyişleri, duvazlı imamları, türküleriyle geçinenlere sesleniyorum. Haşa, onda yol yürütenlere Allah eyvallah. Çünkü bütün sır oradadır. O sırda var olabilmek için bu tip asimilasyona gelmemek gerekir. Bunun farkına var, topluma net anlamak. Büyük federasyonlarımız var. Daha dün yoktu. Cenazemizi yıkayamıyorduk. Bugün bakın, cenaze şirketlerimizden tutun, A'dan Z'ye kadar. 30 senede bu mücadeleyi meydana koymak kolay bir mücadele değil. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var. İnsan oluyoruz. Beşeriz. Bu eksikleri birlikte gidermenin tek yolu vardır. İkrarına durmaktır. Dönme. İkrar sözdür. Verdiğimiz söz nedir? Hak Muhammed Ali yoluna sözdür. Renklerimiz vardır. Kimimiz Bektaşıyız, kimimiz Çepniyiz, kimimiz Tahtacıyız. Kimimiz Makedonya'da Baba Bektaşıyız, Erenler. Yani bu süreç içerisinde ama en son gelinen noktada yol o kapıya gelip dayanıyor. İşte 4 kapı 40 makamdan bahsetmişim. Eğitim kapısıdır. Bu eğitimlerden geçmemiz gerekiyor. Alevi cemevlerine sesleniyorum Türkiye'de. Bayrak için, millet için, siyaset için kendi inancınızı asla ve asla asimile etmeyin güzel insanlar. Biz bayrağa da saygılıyız, biz milletlere de saygılıyız, biz o coğrafyada da saygılıyız. Bizim tek istediğimiz var. Özgür bir yaşamı yaratacak dünya halkları için mücadele edebilmektir. Şah Hüseyin bunun için mücadele isteseydi Şam'a vali olurdu. Şah Hüseyin isteseydi Mısır'a vali olurdu. Deniz gezmiş işte söyledi büyük elçi olurdu. Olmadı. Bakın dünyada ezilen bütün toplumların yanındayız. Ve ayrıca şunu söyleyeyim hatırlamışken Suriye'de o ezdani bacılarımızın, analarımızın en acı şeyi ne biliyor musunuz? 68 yaşında bir ananın eteği takılıyor bir ağaca açlıktan, yokluktan. Bu eteğini çekmediği için orada can veriyor. Vicdan diyorum. Buna vicdan gerekmiyor. Buna cesaret gerekiyor. Susmamak gerekiyor. Sustukça zalimin zulmü artacaktır. Zalim içimizde ise onu da konuşturmamak gerekiyor. Onun için asimile olayı birçok yöntemle deniliyor, birçok şeyle deniliyor. Cenazelerimizde El Fatiha okutuluyor, cenazelerimizde hocalar getiriliyor. İşte kusura bakmayın biz bir... Hayır, hiçbir şey bilmiyorsan ne yapın biliyor musunuz? Konuşabilen, iki söz edebilen bir canı alın o meydana, orada pir yoksa. Deyin ki, ya canlar bu köyde yaşadık, doğduk, büyüdük. Tavuk için, tarla için, horoz için, et için kavga ettik. Bu rızanızı verin, birbirimize razı olalım. Rızalık makamı, taç makamıdır, en üst makamdır. Bu makamda kendimizi arındırmamız gerekiyor. Kişi kendini arındırmıyorsa nefsine yenik düşer. Nefsinize yenik düşmeyin. Sorun, deyin ki bu hakka yürüyen canımızdan razı mısınız? İki cümledir yetiyor. Ama birilerini getirip orada cenazelerimizde Kur'an okunacak. Kurban oldukları güzel pirler. Kur'an'da ölüyle alakalı tek bir ayet yok. Kur'an o dönemin anayasasıdır. Saygımız sonsuzdur. İtiraz etmiyoruz. İtiraz ettiğimiz zaman dilimidir. Zamana uymayan bir dilim vardır. Bu zamana uymayan bu dilime karşı iki şey vardır. Bir, akılla hareket. Akıl nedir? Her şeyi yerli yerine oturtmaktır. Yerli yerine oturttuğumuz bir geleneğimiz var. Bu geleneklerimizi sürdürebilmemiz gerekiyor.
Köylerimizde fakir fukaramız var. Ben kendi amcamın cesedine giderken vefat etmişti. Mendil açıyordu, yardım kampanyası yapılacaktı. Hayır dedim, durumumuz iyi, buna gerek yok dedim. Bizim köyünde bir vakıf varsa, cemi varsa oraya yardım edeyim. Oradan bir yaşlı amca kalktı dedi, oğlum bak sen pir olabilirsin dedi. Ama bu geleneği öldürme. 15 sene önce elini öptüm, eyvallah dedim. Kusura bakma, ben yanlış yaptım dedim. Mesele oraya atılan lokma değil. Mesele o geleneğin devam edebilmesidir. Komşuluk hatırını bilmektir, lokma hatırını bilmektir. Bakın iki şeyi çok önemli, ikrar ve lokma. Lokmanızı Yezide vermeyin. Lokmanın içinde çok şey var. Dün oy verdiğiniz Yezide bugün sizi mahkum etmiş açlığa. Neden mahkum etmiş? Onun farkına varın. Akıl her şeyin üstünde gelir. Bizim yolumuz akıl yoludur, ilim irfan yoludur, bilim yoludur, ışık yoludur. Ve tekrar bir daha bu cümleyi tekrarlamak istiyorum güzel insan. Türbelerimize gidip ip bez bağlamayın. Gidin fakir arayın, gidin fukara arayın. Gidin sazınızı alın, muhabbet edin, çalın, söyleyin. Deist söyleyin, duvazda söyleyin, imam söyleyin. Yani zulüme karşı neler yapılacak, örgütlenin. Örgütsüz toplum yok olmakla mahkumdur. Kendi varlığını sürdürebilmesi için bu gücü birlikte yaratmamız gerekir. 25 milyon Aleviyiz Türkiye'de diyoruz. Bence 25 milyon Alevi ya korkudan Alevi değiliz diyorlar ya da çıkarı için Alevi değiliz diyorlar. Mesele Alevi olmak değil önce. Mesele önce insan olmaktır. İnsan olmanın yolu da ben şu son çalışmalarımda şunu net kes. Bir insanda üç erkan vardır. Ar erkanı, edep erkanı ve ahlak erkanı. Bu üçünü kendinde bir insan bende etmişse o insan bana göre inancı ne olursa olsun insandır. İns ile insan arasındaki farkı topluma sunarsa iz bırakacağın şey güzel bir eserdir. Bugün aynı zamanda sevgili Hüseyin Ağoğlu canımızın Hakk'a yürüdüğü gündür. O şehit 40 olan, erkanı var değil mi? Cenaze erkanımız var bugün burada. Bir rızalık alacağız. Canlarımızla lokmayı paylaşacağız. Onun neler bıraktığını anlatacağız. Dostları konuşacak, çevresi konuşacak. Rahmetli babam diyordu ki, oğlum yapabilirsen senin arkanda gözyaşı dökecek 3 kişi bırakırsan sen iyi dost bırakmışsın. Ama bina bırakırsan iyi bırakmamışsın, çünkü kavga ederler. Mal bırakmışsan kavga ederler. Kardeşi kardeşe düşman eden zaman dilimidir. Bizim inanç yapımızda bir sistem vardır, bir adalet sistemi vardır. El eledir, el hakadır. El döner, yüzü yıkar. Pir, mürşid, talip, kibra, rahipler, musahip vardır. Musahiplik kurumu bugünkü, çok net söylüyorum. Bugün Almanya'da yaşadığımız Almanya'da psikiyatri gibi bir şeydi. Dört kefendi, iki baştı. Dört baştı, iki kefendi. Bütün kardeş kardeşin sınırını bilmezdi. Maddi manevi her türlü birbirine yardım ederdi. Bu geleneği yok eden zihniyete karşı nasıl mücadele ederiz? Sorgulayan gençlik yaratmamız gerekiyor. Sorgulayan toplum yaratmamız gerekiyor. Ben yıllarca Alevi derneklerinde eğitimle uğraştım, dersler verdim, farklı derneklerde bu işlerle uğraştım. Bana canlar şunu sorduğunda, Aleviliği gençlere nasıl anlatacaksın? Peki dedim, benden şunu beklemeyin ha, ben 12 imamların ismini öğreteceğim, Alevi ocaklarını anlatacağım, Alevi inanç sistemini anlatacağım. Ben sorgulayan gençlik yaratacağım, onlar bunu öğrenecek. Ocak nedir? Pir nedir? Talip nedir? Musahip nedir? Kibra nedir? Asimilasyona karşı pir talibine sahip çıkmalı. Talip pirine sahip çıkmalı. Bu yolun baş tacı taliptir. Güzel talipler, ey talipler. Size net sesleniyorum. Piriniz doğru yolda değilse onun eteğini tutmayın. Gidin bir gerçek anlamda bu işi yapanın elini tutun. Piriniz nefsine hakim değilse o nefse fırsat vermeyin. Benim talibim Türkiye'den arar beni, ben seni seçtim der. Talip beni seçiyorsa ben o talibe önce şunu söyledim. Önce beni bir tanı ki, çünkü uzun yıllardır gurbette yaşıyoruz. Beni bir gör, tanı ki ondan sonra ikrar ver. Ben tanımadığım, bilmediğim duaya amin demem. Eyvallah demem. Ben tanımam gerekiyor, tanıma. Ben eskiden derneklerimize şunu ben söyledim. Kendi işlerinizde pirinizi seçin, yaratın, sahip çıkın. Ama maalesef başaramadık mı? Hayır başardık. Yeterli mi? Yeterli değil. Asimilasyonun en önemli şeyi şudur. Evliliklerde büyük problemler var güzel insanlar. Yani bu konu çok detaylı. Alevi can sünni bir canla evleniyor. Ya kılınır mı nikah, yapılır mı nikah, edilir mi nikah? Sen seni bildikten sonra, sen o özü bildikten sonra mesele onun hangi dine ait olduğu önemli değil.
sen seni süzgeçten geçirdikten sonra aklından toplayıp gönülden süzgeçten geçirip diline döktük, sahip olup dilinden döktükten sonra bu yolda ikrarın bütünlüğünü sağlayabiliriz. Kendi adıma söylüyorum, yıllardır nacizane yapmaya çalışıyorum. Bir alırsam üç veririm. Buna reklama gerek yok. Buna reklama gerek yok. Toplum biliyor, insanlar biliyor, canlar biliyor. Ben gece yarısı Hayim'de vefat etmiş, Hakk'a yürümüş 42 yaşında bir canım Milli Görüş gelip alacaktı, müdahale ettim, geri aldım. Gece yarısı aldım. Bunu kendimi övmek için anlatmıyorum. Yol bana vicdandan dokunduğu için yapıyorum. Güzel pirler. Yapmamız gereken çok şey var. Tabii mümkün mertebe kısa anlatmaya çalışıyorum. Detaylı bir şekildedir. İnşallah üzmüyoruz sizi, kızmıyoruz sizi. Yolumuz hak yoludur. Hak da sizdedir. Birliğimiz kayım olsun, daim olsun. Birliğimizin lokmaları Yezid'e, Muaviye'ye gitmesin. Oyumuz Yezid'e gitmesin. Kendi insanımıza sahip çıkalım. Eksiğimiz olabilir. Eksiğimiz var diye birbirimize tekme atmayalım. Birbirimizi yormayalım, incitmeyelim. Dili döndürüp sevgi saygının temelidir. Saygı olursa sevgi kendiliğinden gelir. Eksiğimizi bile birlikte giderebilmek için aşkla diyorum, selamlıyorum sizleri. Seviyorum sizleri. Hak Muhammed Ali yolunda hak ile kalın. Hak birliğimizi kayın ve daim edesin aşkla.